basına ve kamuoyuna. Cemil Kırbayır'ın gözaltında kaybedilmesinden sonra 40 yıl. Yaşamanın sonuna kadar oğlunu arayan cumartesi annelerinin simgesi Belfo anayı sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 7 yıl geçti. Eğitim enstitüsü öğrencisi Cemil Kırbayır 24 yaşındaydı. Kars'ın Göle ilçesindeki evinden 12 Eylül darbesinin ertesi günü 13 Eylül 1980'de askerler tarafından gözaltına alınarak Kars Göle 247. Piyade Alay Komutanlığı'na götürüldü. Burada bir hafta bekletildikten sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Artvin 9. Kolordu Sıkı Yönetim Komutanlığı'na bağlı merkeze gönderildi. Cemil Kırbayır bu merkezdeyken ailesi defalarca kendisine para ve giysi götürdü. Cemil Kırbayır'da el yazısıyla getirdikleri giysi ve parayı aldığını belirten pusulayı ağabeyi Mikail Kırbayır'a gönderdi. Kars Emniyeti tarafından 3 kişiyle buradan alınarak işkencehaneye dönüştürülen Dede Korkut Eğitim Öncesi'ne getirildi. Burada işkenceyle sorgulandı. Sorgusuna MİT, Emniyet ve askeri personel de katıldı. Öğrencisi olduğu bu okulda 8 Ekim 1980'de gördüğü ağır işkence sonucu öldürüldü. 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece yarısı Cemil Kırbayır'ın babası İsmail Kırbayır'ın evine asker ve polisler tarafından operasyon düzenlendi. Ev arandı ve Cemil'in firar ettiği söylendi. Cemil Kırbayır'la birlikte gözaltında olan Cengiz Kaya, Çetin Aşure, Metin Aktaş ve Abdurrahman Alaca mahkemeye çıkarıldıklarında Cemil Kırbayır'ın işkenceyle öldürüldüğüne tanıklık ederek suç duyurusunda bulundular. Cemil Kırbayır ve diğer gözaltındaki kişilerin sorgulamalarını yapanlar Kemal Kartal, Semih Güney, Mehmet Haytan, Kureyş'in Teper ve köse lakaplı Ahmet isimli kişilerdi. Kendisinden haber almak için bekleyen ailesine Cemil Kırbayır gözaltında firar etti. Onu bir daha bize sormayın dendikten sonra Kırbayır ailesinin 40 yıllık arayış mücadelesi başladı. 9 Şubat 2011'de Cemil Kırbayır'ın akıbetinin araştırılması için mecliste araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon Cemil Kırbayır firar ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, onun gözaltında öldürüldüğünü ve bilinmeyen şekilde yok edildiğine karar verdi. Emniyet, MİT ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın o dönemdeki görevlileri ve yetkilileri ile dönemin Sıkı Yönetim Komutanı hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belfo ana oğlunun kemiklerini bulamadan hayatını kaybetti. Cemil Kırbayır ile birlikte gözetim evine götürülen 3 kişiden biri olan Cengiz Kaya olayı komisyonda şöyle anlatmıştı. Gözlerimizi bağlayıp bizi bir yere götürdüler. Sonradan eğitim öncüsü olduğunu anladık. Orada yoğun işkence gördük. Elektrik, falaka, askı. Dördümüzü birlikte götürdüler sorguya. Sırayla işkence yapıyorlardı. Cemil'e sıra geldiğinde bizim üzerimize su döküp köşede bekletiyorlardı. Seslerini duyuyorduk. Cemil bir ara hastaneye götürün, ben ölüyorum, kusacağım dedi, küfür ettiler. Kustuktan sonra bir sessizlik oluştu. Polislerden biri kan kusu dedi. Bir panik havası olduğunu hissettik. Bizi odanın dibine götürdüler, yarım saat boyunca etrafı temizlediler. Aralarında fısıltıyla konuşuyorlardı. Bize işkence yapmayı da bıraktılar. Sonra biz başka bir yere götürüldük. Bizi Cemil kaçtı biliyor musunuz? Nereye gider diye de sorguladılar. Cemil'in oradan kaçma şansı yok. Devlet Belfo Ana'ya verdiği sözü tutmalı, sorumlular hakkında cezasızlık ve zaman aşımı geleneğinden vazgeçmelidir. Çünkü bu dava şu an Yargıtay 8. Dairesi'nde sonuçlanma aşamasındadır. Belfo Ana'nın talebi talebimizdir. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi.